Hastanenin projeye alınması, yatırım projesine alınması 2020 yılında. 2020 yılında tedbirler dolayısıyla %70'i tamamlanmamış hiçbir projeye kaynak aktarılmama kararı vardı. Ama bakanlığımızla yaptığımız görüşme sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman tabii Marmaris'te istirahat etmesi, devlet konuk evinde istirahat etmesi sebebiyle burayı ayrıcalıklı tuttuk. Yani bakanlığımız öyle karar verdi ve 2020 yılı yatırımına alınmıştı. Yüklenici firma da sağ olsun hızlı bir şekilde. Önce tabii Orman Bakanlığı ile yapılan protokol gereği bu yeri Orman Bakanlığı'ndan aldığımız için önce Orman Bakanlığı'nın lojmanları çok büyük bir ölçüde tamamlanmış. Onlara biraz öncelik tanıdı firma yapılan anlaşma gereği. O inşaatlar görüyorsunuz. Şu anda lojmanlar hemen hemen tamamlanmış durumda. Kabası bitti. Çatısı örtüldü. Şimdi de hastanemizin, kreşimizin ve teknik idare binasının inşaatları yükseliyor. Oldukça hızlı bir şekilde alanı da görüyorsunuz. İnşaatımız devam ediyor. İnşallah projenin bitme süresinden önce müteahhit firmayı da sıkıştıracağız biraz. Önce Marmaris'e bu güzel tesisi kazandırmış olacağız. Sayın İl Sağlık Müdürüm, hastane başhekimimiz, ilçe başkanımız, yönetici arkadaşlarımızla beraber olayı bir de yerinde görmek, o arkadaşlarımıza da hem moral vermek hem de çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun Marmaris'imize. Güzel bir tesis, son derece modern bir yapıya da kavuşmuş olacak. Az önce İl Sağlık Müdürüm söyledi. Bir yandan da biz tabii Datça Devlet Hastanesi'nin de daha işlevsel bir hale getirmek için de çalışıyoruz. Orada da bir miktar diyaliz hastamız vardı. Daha önceden onlar bir kısmı Marmaris'e geliyordu. İnşallah 15 gün içerisinde de Datça'da da diyaliz merkezinde aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla Datça'dan buraya diyaliz hastası gelmek zorunda da kalmayacak. Evet. Öngörülen bir tarih var mı efendim hizmete girmesiyle ilgili? Söylediniz ama i̇şte, tam tarih vermiyor. Yani tamamıyla hizmete girmesi tarih olarak 2023 diyebiliyorum ben ama işte biraz daha öne yani inşaat hızlı gidiyor. Daha önce de çekmeye de çalışacağız. Firma da tabii sonuçta kaynak sıkıntısı yok. Bir an önce bitirmeye çalışacak bir tarım. Marmaris'te evet. Başka yatırımlarınız olacak mı? Şimdi efendim en son biliyorsunuz Spor Bakanımızı ziyaret etmiştik. Spor Bakanımızla yaptığımız ziyarette basına da sanki sadece AK Partili belediyelerin olduğu ilçelere yatırım alıyormuşuz gibi yansımış. Halbuki tabii bizim belediye başkanlarımız bizimle beraber geldikleri için öyle bir görüntü oluyor. Diğer siyasi partilerin ilçe başkanları da, ilçe belediye başkanları da kendi ilçeleri için bizden bir yardım talebinde bulunurlarsa onlara da severek yardım edeceğimizi de her zaman duyurmuştuk. Burasının biliyorsunuz yine az ileride yine ormandan aldığımız bir projesi var ama proje yaklaşık 3 yıl önce 40 milyon TL'lik bir projeydi. Şimdiki masraflarla çok daha da yukarılara çıkmış durumda. Biz Bozburun'a bir saha aldık Marmaris için. Orasının da 2021 yılı içerisinde olmasa da 2022 yılına tamamıyla, çünkü çok büyük bir proje. Belki 60-70 milyon liraya yaklaşacak olan bir proje. Onu da aldırmaya çalışacağız. Marmaris'le alakalı soruyorsunuz tabii ki. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Elektrik yok. Su tesisi.
ekibi buraya güçlü tuttum ki buraya az vakit ayıran diye. Sıkıştık mı tamam diye. Ha. Ha değil mi? O kalede. O kalede. Bir şey gidermiş. Tak kale. O zaman arada hiçbir şey yapamayacaksınız değil mi? Yani işte kere kalan temeli tamamlayacağız. Daha da yavaş gidiyoruz. Doktor sevkini yapsın. Sevkini.